Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin Ve salatu ve's selam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Bugün 26 Ağustos 1071'in seneyi devriyesi. Yani 1071'de büyük bir zafer kazanıldı. Anadolu kapıları açıldı. İnsanın enfüsü aleminde de bu gibi savaşlar oluyor. İşte nefisle mücadele, şeytanla mücadele gibi. O mücadeleleri kazandığımızda biz de bir zafer kazanmış oluyoruz. Hazreti İsa demiş ki, iki defa ölmeyen göklerin melekutuna yükselemez. Pardon iki defa doğmayan, iki defa doğmayan, ...göklerin melekutuna yükselemez. Bunlardan birincisi... ...birinci doğum... ...anneden dünyaya gelmek... ...ikinci doğum da... ...hakikata doğmak. Yani o güne kadar diyelim... ...hakikatlerden haberi yok ama gün geldi... ...hakikatlere muhatap oldu... ...ve onun hayatında... ...bir milat oluyor o zaman. Bu diyor benim hayatımda... ...bir dönüm noktası... ...ve o şekilde artık hayatının gidişatı müspet yönde devam ediyor. Ta Hz. Adem döneminden itibaren işte Allahu Teala mesajlarını peygamberleri aracılığıyla bildirmiş. Aynı zamanda peygamberin nezaretinde yetişen ve terbiye terbiyeyle yetişen nice alimler gelmiş. Son peygamber aleyhissalatü vesselam peygamberimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve onun dini 14 asırdır dünyanın her tarafında tebliğ ediliyor e, dini bir derece bilenler e, değişik vasatlarda değişik ortamlarda dini tebliğ ediyorlar mesela i̇mam Gazali yazmış olduğu eserlerle nice insan hidayetine vesile olmuş Mevlana e, mesnevi eseriyle günümüzde de nice insanların hidayetine vesile oluyor. Cenab-ı Hak benzeri bir mazhariyeti Bediüzzaman'a nasip etmiş. Bediüzzaman Risale-i Nur adıyla Kur'an tefsiri yazıyor ve yazmış olduğu tefsir bugün burada okunduğu gibi şu an İstanbul'un belki yüzlerce farklı yerinde cumartesi dersi şeklinde bu yapılıyor. Ben değişik vesilelerle dünyanın değişik yerlerine de gittim. Elhamdülillah gittiğim her yerde dershaneler olduğunu gördüm. Oralarda bu derslerin yapıldığını gördüm. Mesela Hollanda'dayken Lille, Fransa'nın Lille diye bir şehir oraya gitmiştik. O zaman evde ders yapıyorlardı. Bir yıl sonra tekrar yolumuz oradan geçti. Baktık, o maşallah mülk dershanelerini yapmışlar. Bahçeli, güzel bir dershane ve orada derslerini yapıyorlar. Ya yani her yerde, ya yani dünyanın doğusunda, batısında, hem İslam ülkelerinde hem gayri Müslim ülkelerde elhamdülillah bu eserler okunuyor. Fert olarak da okunuyor ve bu gibi toplu mütalalarla haftalık genel ders gibi derslerle de okunuyor. Ben bugün sizlerle Bediüzzaman'ın ...1952'de Eşref Edip'le bir mülakatı var. Eşref Edip'in onunla yaptığı bir mülakatı var. O ilgili kısmı okumak istiyorum. Ve bu mülakatta aslında bir dava adamının portresi çiziliyor. Yani Bediüzzaman'ın iç dünyasında nasıl bir enerji var... ...bu ifadelere yansımış. Demek ki öyle bir enerji lazım ki... Bu enerji etrafı aydınlatsın, etrafı nurlandırsın. Ve e, okuduğumuzda birazdan göreceğiz. Tabi bunları okumak aynı zamanda bizlere de bir model durumunda. Yani bizler de benzeri hisleri iç dünyamızda duyabilmeliyiz. Benzeri fedakarlıkları gösterebilmeliyiz. Evet. Bana ızdırap veren, yalnız İslam'ın maruz kaldığı tehlikelerdir. Eşref edip soruyor. E, İstanbul seyahatinden muzdarip olup olmadığını soruyor. Cevaben diyor ki bana ızdırap veren yalnız İslam'ın maruz kaldığı tehlikelerdir. Eskiden tehlikeler hariçten gelirdi. Onun için mukavemet kolaydı. Eskiden dediği diyelim Osmanlı zamanı, Selçuklular zamanı e, işte Selçuklular zamanında daha ta Almanya taraflarından Haçlı orduları yola çıkmış. Değişik milletlerden de katılanlar olmuş. Sayıları bir milyonu bulan bir topluluk daha Kudüs'e kadar gitmişler. Ve İslam ülkelerinden de geçerken e, baya bir katliam yapmışlar. Bu dıştan gelen tehlike. Onlar kılıçlarıyla geliyor. Tabi onlar kılıçlarıyla geldiğinde, Elbette Müslümanlar da kılıçlarıyla onlara mukabele ediyor. Eskiden tehlikeler hariçten gelirdi. Onun için mukavemet kolaydı. Şimdi tehlike içeriden geliyor. Yani e, İslam coğrafyasında da her türlü menfi fikirler, her türlü menfi ideolojiler bulunabiliyor. E, özellikle yüzyıldan bu yana, Dünya daha böyle teknoloji olarak ilerlemiş. İşte gazeteler, kitaplar yaygınlaşmış. Derken sinema. Derken sinema çok daha cazip hale gelmiş, renklenmiş falan. Hatta üç boyutlu hale gelmiş. Derken internet. Derken cebimize bunlar girmiş. Ve böyle olunca her taraftan bir şeyler geliyor. Ve insan internete bağlandığında dünyanın her türlü... E, böyle hezeyanlarına, saçma fikirlerine de muhatap olabiliyor. Şimdi tehlike içeriden geliyor. Kurt gövdenin içine girdi. Şimdi mukavemet güçleşti. Korkarım ki cemiyetin bünyesi buna dayanamaz çünkü düşmanı sezmez. Can damarını koparan, kanını içen en büyük hasmını dost zanneder. Dersten evvel bazılarıyla sohbet ederken geçmişti. Mesela Yeşilçam filmleri şu andaki yani bizim yaşlı olanlarda bayağı etkili. O dönemdeki insanlar bu filmleri izlediler. Ama e, az çok bilirsiniz. işte sigara koyuyorlar, içki manzarası koyuyorlar. Gayet, bunlar gayet normalmiş gibi. Din adamlarını gösterirken menfi bir şekilde gösteriyorlar. Ve bunlar yabancı dille yayında yapmıyor. İsimleri bizim isimlerden e, Müslüman ismi ama zihniyet olarak dine yabancı ve e, zehir adeta kendi içimizde ortaya çıkmış oluyor. Cemiyetin basiret gözü böyle körleşirse iman kalesi tehlikededir. İşte benim ızdırabım yegane ızdırabım budur. Yoksa şahsımın maruz kaldığı zahmet ve meşakkatleri düşünmeye bile vaktim yoktur. Ebedi bir zaman milletin ızdırabını kendine dert edilmiş ve vatan evladının başına gelen bu gibi durumları görüyor. Tehlikenin farkında ve bundan dolayı da bir ızdırap içerisinde. Hani benim niye evim yok, benim niye arabam yok, benim niye yazlığım, kışlığım yok gibi öyle Özel dertleri yok. Onları zaten dert etmiyor. Oralarla ilgilenmemiş. Vatan evladını kurtarma çalışmış. Hatta e, zaman yanında kalan abilerimizden Bayram Yüksel, içimizde belki bazıları dinlemişlerdir. Veya internette de o sohbetleri olabiliyor. Ben bizzat dinlemiştim. Şöyle söylüyordu. Üstadımızın diyordu bedenen ciddi bir rahatsızlığı yoktu. Size i̇şte kulun şu rahatsızlığı varmış zaman zaman nükseden. Ama diyor bazen Üstad böyle adeta yataktan kalkamazdı. Ve biz tecrübelerle gördük ki ne zaman böyle bir rahatsızlığı olsa o sıralarda gerek yurt içinde veya gerekse yurt dışında Müslümanların aleyhinde bazı durumlar olmuş. Yani demek ki hassas bir alıcı olarak vücudunu hissediyor ve bundan dolayı bir ızdırap hali onu o hale getiriyor. Bir benzerini ben bunu şöyle gördüm, Diyarbakır'da görev yaparken beraber görev yaptığımız arkadaşlardan birisinin yeni bir arabası vardı, kırmızı bir araba. Bir gün öğrencilerden bir tanesi, herhalde zayıf falan öğrencilerden birisi, elinde çivi gibi bir şeyle arabanın etrafında şöyle bir dolaşmış. Dört taraftan çizmiş arabayı. Öğretmen bunu anlatırken diyor ki, "Arabamı diyor çizilmiş vaziyette görünce sanki o çizik benim kalbime atılmış. Yani sanki kalbim çizilmiş öyle hissettim." demişti. Ya demek ki insan orada arabayla adeta bütünleşiyor. Arabaya gelen bir şeyi kendi kalbine gelmiş gibi hissedebiliyor. Bediüzzaman da bunu evi kendisinin evi arabası yok zaten. Vatan evladı noktasında hissediyor. Vatan evladının sıkıntılı durumlarını gördüğünde bu gençlik ne olacak? Bu insanlar nereye gidiyor? Bu ızdırap onu rahatsız ediyor. İşte benim ızdırabım, yegane ızdırabım budur. Yoksa şahsımın maruz kaldığı zahmet ve meşakkatleri düşünmeye bile vaktim yoktur. Keşke bunun bin nisli meşakkate maruz kalsam da iman kalesinin istikbali selamette olsa. Büyük zatları dağlara benzetiyorlar. Hani e, dağına göre kışı olur derler. Dağ çok yüksekse e, karı kışı daha fazla oluyor. Evet yukarılarda kar, bora tipi hep onlar ama aşağıya bu e, nehirler şeklinde yansıyor. Aşağıya rahmet şeklinde yani dağın tepesi ızdıraba muhatap oluyor tabiri caizse ama aşağılara nehirler şeklinde kendine öyle gösteriyor. Yani büyük zatlarda onun gibi çileyi kendisi çekiyor ve başkalarına o tarzda faydaları oluyor. Bir abimiz bunu şöyle ifade etmişti. Dedi. Ee, Mesela bir yerde küçük bir baraj yapıldığında o baraj çevrenin hem aydınlanmasına vesile oluyor hem de sulanmasına vesile oluyor. İşte büyük zatların varlığı da onun gibi. Yani büyük bir zat bir yerde bulunduğunda etraf aydınlanıyor ve onun fikirleriyle etraftaki insanlar sulanmış oluyor. Ve gerçekten bu noktada Bediüzzaman zaman çok büyük bir masaliyete sahip Zaten eşref edip de onu soruyor. Diyor ki, yüz binlerce imanlı talebeleriniz size ati için ümit ve teselli vermiyorum mu? Bu 1952. Ee, kaç yıl yapıyor? 80 yıl öncesi mi? 81 yıl öncesi. Ee, yani e, yani o yıllarda aslında e, böyle çok da fazla bir dershane falan yok. Sıra Mesela Bediüzzaman Ankara'ya gittiğinde otelde kalıyor, otelde ders yapıyor. İstanbul'a gelmiş, İstanbul'da e, yine otelde kalmış. E, yani buralarda dershaneler falan o zamanlar yok. Ama demek ki tesir noktasında, yani o günün ortamında e, diğerlerinden pek Sadaha da yok. Yani bugün Türkiye'de elhamdülillah pek çok İslami cemaatler var. Binlerce, on binlerce kitaplar yayınlanmış. Ama 80 yıl evveline baktığımızda, 90 yıl evveline baktığımızda insanlar bayağı gariban. Kitap yönünden, mürşit yönünden bayağı gariban. Böyle olunca Bediüzzaman'ın o zamanki mücadelesi kamuoyunda çok daha dikkat çekiyor ve yakından takip ediliyor. Dolayısıyla yüz binlerce talebe manası herhalde bu noktadan değerlendirilebilir. Evet büsbütün ümitsiz değilim. Dünya büyük bir manevi buhran geçiriyor. Ahir zaman diye hadislerde geçen bir ifade var. Ahir zaman. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın e, peygamberi olarak gönderilmesi zaten bir kıyamet alameti. Yani neden? E, son peygamber. Böyle olunca e, onun gelmesi bile bir kıyamet alameti. Kur'an-ı Kerim, اِكْتَرَبَتِ السَّاعَةُ diyor. Kıyamet yakındır. Yaradan e 14 asır geçmiş hala kıyamet kopmadı. E dünyanın milyarlarca yıllık ömrü var. Milyarlarca yıl içinde, 1400 sene az bir zaman dilimi. Dolayısıyla kıyamet yakın mı? Yakın. Ve e, en zor dönemin, işte ahir zamanda olacağı, Deccal gibi fitneler çıkacağı, cüc mevcucun ortalığı fesada vereceği rivayetlerde yer almış. Biz şu an onların içindeyiz gördüğümüz kadarıyla. Mesela Deccal tek gözlüdür deniliyor. Yani bazıları bunu televizyona, şu cep telefonlarına falan da uyguluyorlar tek göz şeklinde ya. Yani müsbet kullanırsak bir problem yok da. Yani biz teknolojinin karşısında değiliz ama... Bunlar menfiye de kullanılabiliyor mu? Evet, kullanılabiliyor. E sinema sektörü olarak genelde hayra mı hizmet ediyor yoksa şerre mi? E genelde şerre hizmet ediyor. Bu manada tek gözlü de deccal yani sadece maddeyi gören, maneviyatta yabancı olan deccal günümüzde çok çok etkili. Yani televizyon deccaldır anlamında demiyorum da onun bir aleti olarak kullanılabilmesine dikkat çekiyorum ve eskiden insanlar dünyanın başka yerlerinde olup bitenleri pek de bilmezdi. Ama artık günümüzde dünya bir köy halini almış. Hatta bir evin içi gibi olmuş adeta. Nerede ne var? İyisi de kötüsü de hepsi görülebiliyor. Ve menfi şeyler daha çabuk yayıldığından bakıyorsunuz Avrupa'da bir yerde bir moda çıkmış. O moda diğer gün Türkiye'de de ...bir takım insanları etkiliyor. Hani haberlerde bazen geçiyor ya, Balkanlardan gelen... ...soğuk ve yağışlı bir hava kitlesi... ...ülkemizi etkisi altına alacak diye. Yani Balkanlardan gelen, Fransa'dan gelen... ...Amerika'dan gelen, Rusya'dan gelen bir takım akımlar var. O akımlar... ...il itibariyle insanları... ...etkilemiş mi? Evet, etkilemiş ve etkiliyor. Dünya büyük bir manevi buhran geçiriyor... Manevi temelleri sarsılan, garp cemiyeti içinde doğan bir hastalık, bir veba, bir taun felaketi gittikçe yeryüzüne dağılıyor. Avrupa bize göre daha evvelinde materyalist oldu. Daha evvelinde maddeyi ön plana çıkardı. İşte Rönesans reform hareketleri derken aydınlanma felsefesi gibi felsefi hareketler ve derken 19. yüzyılda Avrupa'da ee, pozitivizm akımı. Pozitivizm, Hristiyanlığı tümüyle reddediyor. Avrupa genelde Hristiyan. Hristiyanlığı reddediyorlar. Hatta Tanrı öldü diye kitap yazanlar çıkmış o dönemde. Şimdi e, kilise yerine diyorlar ki artık bizim mabetlerimiz laboratuvarlar. Kiliseyle bizim bir işimiz yok. Ve bizim peygamberlerimiz ilim adamları Bizim mucize, bizim amentümüz, iman edeceğimiz esaslar, bilimin ortaya koyduğu esaslar, bizim inandığımız mucizeler, bilimsel olarak ortaya konulan şeyler tamamen madde, tamamen madde ve, ve laboratuvar şartlarında ispat edilemeyen bir şey yok hükmündedir. Dolayısıyla melekler yoktur, ahireti görmüyoruz yoktur, haşa Allah'ı görmüyoruz yoktur gibi bu tarzda akımlar batıda çıktı ve oradaki insanları bayağı etkiledi. Dalga dalga bize de geldi. Yani bizde de bir kısım öğretmenler sınıflarda e, o tür propaganda yapmışlar. Görülmeyen şey yoktur. İşte Allah'ı görmüyoruz, haşa öyleyse yoktur gibi kafa karıştırma çalışmışlar. Ve bizde de e, halk %90 belki Müslüman da ama önce ateizm şeklinde e, bayağı etkili oldu. Sona baktılar ki Allah yok demek adeta mümkün değil. Ortada bir resim varsa ressam vardır. Bir yazı varsa o yazıyı yazan vardır. Bir bina varsa o binayı yapan vardır. Bu gayet bedihi. Baktılar, Allah yok demekle bir yere varamayacaklar. Deizm ortaya çıktı. Deizm Avrupa'da daha evvelinde var da bize yeni geldi. Onlardan 19. yüzyılda hatta 18. yüzyılda var olan akımlardan işte dalga dalga oralardan geliyor ve bunlar dediler ki Allah var ama bize karışmaz ve böylece psikolojik olarak rahatlama hissediyorlar. Allah yok deseler işin içinden çıkamıyorlar. Allah var, Peygamber göndermiştir deseler Peygamber şunu yapın bunu yapmayın diye bir takım direktifler veriyor. Halbuki bunlar hür yaşamak istiyor. Keyiflerine göre yaşamak istiyorlar. Böyle olunca deizm baya işlerine geldi. Yani hem Allah var diyorlar hem de Allah yüce. işi yok da bizimle mi uğraşacak? Allah bize akıl vermiş. İşte aklımızla şu faydalı bu zararlı ayırt edebiliriz. Ayrıca bir peygamberin rehberliğine ihtiyaç yok gibi. Böyle akımlar dalga dalga Avrupa'dan veya başka yerlerden manevi temelleri sarsılan. Maddi bir rahatsızlık virüs ve dünya çapında etkili oldu. Bazı fikirler de o tarz. İşte komünizm diye bir virüs çıkıyor. Ee, Avrupa'nın yarısı komünist oluyor. İslam dünyasında pek çok insan bu akıma kendini kaptırıyor. Ülkemizde de en az yüzde yirmi, yüzde otuz insan o fikirlere kendilerini kaptırdılar. Garp cemiyeti içinde doğan bir hastalık, bir veba, bir taun felaketi, gittikçe yeryüzüne dağılıyor. Bu müthiş sari illete karşı İslam cemiyeti ne gibi çarelerle karşı koyacak? Garbın çürümüş, kokmuş, tefessüh etmiş batıl formülleriyle mi? Yani Batı içinde de dindarlar var, samimi Hristiyanlar var ve bunlar Allah'ın e, emirleri dairesinde yaşamakta da istiyorlar. Ama e, Batı bu gibi akımların karşısında materyalizm, pozitivizm, komünizm gibi bu gibi akımların karşısında e, duramadılar ve din e, büyük ölçüde ortadan kalktı onlarda. İşte bu müthiş sari illete karşı İslam cemiyeti ne gibi çarelerle karşı koyacak? Garbın çürümüş, kokmuş, tefessü etmiş batıl formülleriyle mi? Yoksa İslam cemiyetinin Terü taze iman esaslarıyla mı? Büyük kafaları gaflet içinde görüyorum. Büyük kafalar daha çok idareciler olduğu anlaşılıyor. Yani ülkenin mukadderatında söz sahibi olanlar. İşte 70-80 yıl evveline gittiğimizde bu durumlar daha bariz bir şekilde görülebilir. Büyük kafaları gaflet içinde görüyorum. Yani Türkiye'de bir kıble değişikliği yaşanmış. Normalde kıblemiz Kabe'dir. Müslümanlar olarak oraya yöneliyoruz. Ama bir kısmı Moskova'ya yönelmiş. Bir kısmı Londra'ya, bir kısmı Washington'a. Bu tarz kıble kaymaları olmuş. Ve bu da e, bir takım büyük kafaların yönlendirmeleriyle. iman kalesini küfrün çürük direkleri tutamaz. Onun için ben yalnız iman üzerine mesaimi teksif etmiş bulunuyorum. Bediüzzaman bunu eserlerinde, mektubatta mesela dile getiriyor. Ben imanın cereyanındayım diyor. Başka cereyanlarla bir alakam yok. Şimdi şöyle mesela medreseler var Osmanlı'da. O medreselerde doğrudan bir iman dersi değil de orada alet ilimleri dersi veriliyor. Arapça, mantık ve biraz da e, temel İslami bilimler gibi, bunlar oralarda öğretilmiş, onlarla medreseler ta 1924'e kadar devam etmiş. Tevhid-i Tedrisat'a kadar. Ama e, devamında artık bu millet okulda din dersi bile alamaz hale getirilince öyle bir durumda Bediüzzaman'ın bu eserleri gerçekten böyle bir sığınılacak liman oluyor ve insanlar bu eserlerden istifadeyle imanlarını kurtarabiliyorlar. Ve bu etkili olmuştur. Hani siyasi akımlar da var Türkiye'de eskiden beri. Din adına ortaya çıkan siyasi akımlar da var. Ama bunlar belli bir noktaya kadar belki faydalı olabiliyorlar. Ama doğrudan bir iman hareketi şu partiden veya bu partiden hangi partiden olursa olsun herkese hitap edebiliyor. Herkes bu eserlerden istifade edebiliyor. Risale-i Nur'u anlamıyorlar yahut anlamak istemiyorlar. Beni skolastik bataklığı içinde saplanmış bir medrese hocası zannediyorlar. Skolastik, school, school okul demek ya. Avrupa'da kiliselerin yanında okullar açmışlar. Yani kilisenin medresesi durumunda bunlar. Ve bu okullar, yani at gözlüğü tabiri kullanırlar ya, doğrudan Hristiyanların kendi doğrularını öğretmek için e, kurulmuş. Tabi onların da bütün doğruları doğru olmayabilir. Mutlaka bazı doğrular var da ama çok hurafe bilgiler de var. Böyle olunca e, oralardan yetişenler zamanla şüpheye düşüyorlar veya oralarla alakası olmayanlar zaten bir şüphenin içinde. Buna skolastik denilmiş. Yani tek taraflı eğitim vermek ve orada e, objektif olarak bakamamak gibi. Ve o zaman diyor ki ben öyle değilim diyor. Ben bütün müsbet ilimlerle asrı hazır fen ve felsefesiyle meşgul oldum. Bu hususta en derin meseleleri hallettim. Hatta bu hususta da bazı eserler telif eyledim. Mesela muhakemat ben bu sıralar onunla meşgulüm. Ve onu açıklama tarzında bir çalışma yaptım. Bugün itibariyle bitti elhamdülillah. Ee, epey meşgul oldum. Daha evvel yıllarca meşgul olmuştum. Son iki yılda tekrar yoğun bir şekilde ilgilendim, araştırdım. Ve yani benim branşım tefsir. Üniversitede tefsir anlatan birisiyim. Ve zaman bunu yazdığı, yaz, yazdığı zaman 34-35 yaşlarında Delikanlı çağında yazmış ama şu anda bir tefsir profesörü anlamakta zorlanabiliyor. Hakikaten çok derin meseleleri ele almış ve halletmiş. Fakat ben öyle mantık oyunları bilmiyorum. Felsefe düzenbazlıklarına da kulak vermem. Ben cemiyetin iç hayatını, manevi varlığını, vicdan ve imanını terennüm ediyorum. Yalnız Kur'an'ın tesis ettiği tevhid ve iman esası üzerinde işliyorum ki İslam cemiyetinin ana direği budur. Bu sarsıldığı gün cemiyet yoktur. Yani iman varsa İslamiyet yaşanıyor. İman olmazsa sadece bir fikir olarak İslam'ın öngördüğü şeyler beşeri bir fikir gibi de görülebilir. Bazıları derler ki İslamiyet'te zekat var, tamam güzel. Ama Hollanda Müslüman değil ama orada da sosyal fon kurmuşlar sosyal fonla bir nevi zekat manasını ihtiyacı olanlara dağıtma tarzında karşılıyorlar ve insanlar oralara takılabilir. Ama meselenin kayyumu iman. İman varsa dinin öngördüğü ameller bunlar da yerine getiriliyor. Ben bunu bazen şöyle bir örnekle anlatıyorum. Ben Manisa'nın Gördes ilçesinin Kaşıkçı köyündenim. Bizim köy böyle Dağın eteğinde bir yer ve yani doğal gaz yok orada. E, i̇nsanlar yazın sıcağında e, odun kömür tedarikine başlarlar. Kimi dağdan odun getirir, kimi şehirden kömür alır. Neden? E, benim köyümün insanları o sıcak yaz günlerinden sonra soğuk kış günlerinin geleceğine inanıyorlar ve bu noktada herhangi bir tereddütleri olmadığından hazırlıklarını yapıyorlar. İşte ahirete iman bunun gibi bir şey. Yani biz dünyadan sonra ahiret var, buna kesin inanıyorsak elbette oraya bir hazırlık yaparız. E, oraya hazır olmak için namaz kılmak gerekiyor, namaz kılarız. Zekat vermek gerekiyor, zekat veririz. E, ve e, işte helale harama dikkat etmek gerekiyor, harama helale dikkat ederiz. Cömert olmak gerekiyor, cömert oluruz. Bakın burası bir vakıf. Bakın bir sohbet yerindeyiz ve buraları dindar insanlar, zengin insanlar işte imkanlarıyla hazırladılar ve buralar kıyamete kadar bu şekilde hizmet edecek. Halbuki buraya harcadığı parayla kendine bir villa yaptırabilir, keyfine bakabilirdi. Yani neden böyle yapıyor? İnanıyor ki ben burada bunu yaptığımda Allah bunun karşılığını diğer alemde, kat kat verecektir. Bunu vicdani bir sorumluluk hissediyor ve o, o şekilde görüyor, gereğini yapıyor. Bu açıdan baktığımızda zamanın iman üzerinde yoğunlaşması gayet yerinde ve etkili. Hani bazıları diyorlar, yani böyle işte birebir insanlarla ilgileneceksin, tek tek imanı anlatacaksın. Bununla nereye varılır ki? Bununla çok güzel yerlere varılıyor. Yani siz birisini yetiştiriyorsunuz. Yetiştirdiğiniz belki binlercesine vesile oluyor. Dalga dalga, Elhamdülillah bu yayılıyor. Bu eserler benim ilçeme, Manisa'nın Gördes ilçesine 1975'te falan geldi. 1975 48 yıl mı yapıyor? 48 yıl evvel ve bir imam abimiz evine kaldığı yeri bir medrese olarak değerlendirdi. Ve akşamları biz de sohbetine gidip gelmeye başladık. Bizim gibi yüzlerce genç gitti geldi. Ve sadece bizim ilçede yüzlerce genç o, yıllarda namaza başladı. Yani bir kişi geliyor ama yüzlere vesile oluyor. Bize, bizim hemen yanı başımızda Akisar, Manisa Akisar. Manisa Akisar'da Şahin Yılmaz Hoca, İstanbul'da medreselerde yetişmiş, çok da iyi yetişmiş bir insan. Oraya gittiğinde e, Risale-i Nur'ları da tanımış. Hem Risale-i Nur hizmeti hem de e, hafızlık hizmeti e, yaptırıyor. 47 yıl orada görev yapmış Akisar'da imam kadrosuyla. 47 yılda onun açmış olduğu Kur'an kursundan 10 binden fazla öğrenci geçmiş. Ve bin'den fazla öğrenciden e, 2300 küsuru hafız olarak yetişmiş. E, ben de bir yıl kaldım orada. Bir yıl benim de orada bir geçmişim var. Yani bize bize de orası baya faydalı oldu. Hollanda'da görev yaparken e, Akisar hafızlarından, Şahin Hoca'nın hafızlarından Hafız Ahmet e, beni bulunduğu şehre davet etti. Gittik. Baktım kilisede imam. Yani Hollanda'da bayağı bunu sıkça görebilirsiniz. Kilise imamları var. Papalık tarafından atanmıyor da. Türkiye'nin Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından atamaları yapılıyor. Yani kilise satın alınmış. Dıştan baktığınızda kilise ama içine girdiğinizde mihrabı var, minberi var, kürsüsü var. Ve e, yüzden fazla öğrencim onun vasıtasıyla Kur'an'a geçmişler. O merasime beni davet etmişti. Maşallah oranın o zor şartlarında yüzlerce öğrenciye kendisinin faydası oldu. İşte Şahin Hoca diyelim bir fert olarak Akisar'da başladı. Ama on binden fazla öğrenciye doğrudan faydası oldu. On binden fazla öğrenciden bir kısmı daha da iyi yetişti. Onlar da şu an on binlerce belki yüz binlerce insana muhatap oluyor. Ya demek ki bu metot faydalı ve bu metot netice veriyor. Bana sen şuna buna niçin sataştın diyorlar. Farkında değilim. Yani bazıları bazı şahıslara sataşır ve tabiatında da bu var bir kısım insanların. Ya zaman öyle bir derdi yok, şahıslarla problemi yok. Yani mesela şahıslar değil zihniyetle mücadelesi var. Bana sen şuna buna niçin sataştın diyorlar. Farkında değilim. Karşımda müthiş bir yangın var. Alevleri göklere yükseliyor. İçinde evladım yanıyor. İmanım tutuşmuş yanıyor. O yangını söndürmeye, imanımı kurtarmaya koşuyorum. Yolda biri beni kösteklemek istemiş de ayağım ona çarpmış. Ne ehemmiyeti var? O müthiş yangın karşısında bu küçük hadise bir kıymet ifade eder mi? Dar düşünceler, dar görüşler. Mutfakta yangın, hani ekonomik olarak işte zaman zaman ekonomik krizler oluyor ve iktidarıyla, muhalefetiyle siyasi partiler yangını söndüreceğiz diyorlar. Ve bahsettikleri yangın, mutfaktaki yangın, ekonomik yangınla alakalı. Tabii bunun da söndürülmesi lazım. Doğru. Hepimizi ilgilendiriyor. O yangın hepimizi yakıyor. Doğru. Ama daha büyük bir yangın var. zaman işin o yönüyle meşgul. Karşımda müthiş bir yangın var. Yani bu yangın mutfaktaki yangın değil de kalplerdeki şey, şüphe, tereddüt, inkar, küfür bu gibi şeyler. Ee, öte yandan zihinler allak bullak. Oralarda meydana gelen yangınlar. Öte yandan Günahı hayatın merkezine koymak. Günah merkezli bir hayat. Öyle yaşamalar. Bunlar gerçekten e, bir yangın. Bir abimiz şöyle demiş. Dünyada da ahirette de yanmanın yolu e, plaj sahillerden geçiyor demiş. Ya e, oralar yanıyor mu? Yanıyor. Maddeten de yanıyor. E, manen de haram helale dikkat edilmiyor. Kılık kıyafete dikkat edilmiyor, manen bakılırsa oralar yanıyor şeklinde görülecek karşımda müthiş bir yangın var alevleri göklere yükseliyor içinde evladım yanıyor, imanım tutuşmuş yanıyor, tabi Bediüzzaman'ın doğrudan evladı olmamış, Ebu Laşey yani hiç kimsenin babası değil ee, yani evlenmeye vakti olmamış Biraderi e, Abdülmecid Efendi birinde demiş ki Seyda demiş ya ben senden bu noktada şüpheleniyorum. Yoksa sende bu yönde bir duygu yok mu? Evliliğe karşı bir his yok mu? O da demiş Abdülmecid 10 tanesiyle evlenmeye kendimde güç hissediyorum. E, ama demiş vaktimiz yok. Yani biz demiş bu hizmetlerle meşgulüz. Yani bu noktadan hani doğrudan bir evladı yok. Evlenmemiş 80 küsur yıllık hayatında böyle bir aile ortamı olmamış ama vatan evladını doğrudan kendi evladı gibi görüyor. Ve onların yandığını görmek kendi evladı yanmış gibi iç dünyasında bir ızdırava vesile oluyor. O yangını söndürmeye, imanımı kurtarmaya koşuyorum. Yolda biri beni kösteklemek istemiş de ayağım ona çarpmış ne ehemmiyeti var? Ben Erzurum'da okudum ilahiyatı. Merhum 40. hocamız buralarda epey dinlemişsinizdir. Allah rahmet eylesin. Okulu bitirdiğimizde şu an üniversitede profesör bir arkadaş. Beraber okumuştuk. İkimiz de daha okulu yeni bitirdik. Hocamızı ziyaret etmiştik. O arkadaş sordu. Hocam dedi imam hatiplere mi gidelim? Yani öğretmenlere müracaat edeceğiz. İmmatip okullarına mı gidelim yoksa liselere mi gidelim. 40. hocamız şöyle demişti. Liselere gitmenizi tavsiye ederim dedi. İmmatip'te epey meslek dersleri var. Öğretmenlerden biri iyi anlatamasa bile diğeri iyi anlatabilir. Öğrenciler birinden almasalar bile diğerinden güzel bazı şeyler alabilirler. Ama liselerde tek öğretmen. Öğrenci alırsa ondan alacak. Alamazsa da bir şey alamamış olacak. Oralara kaliteli öğretmenlerin gitmesinde fayda var. Gerçi ortam biraz yakıcıdır. Belki biraz siz de yanacaksınız ama oralara gitmek gerekir demişti. Ve gerçekten de tabi hani hepsi bizim talebemiz o ayrı mesele. İmmatif Tekin'in de problemi var. Lisedekinin de problemi var. Ama İmmatif en azından dindar bir ortamdan gelmiş. Ve pek çok dindar öğretmen derslerine giriyor. Az çok dini bir ortam var. Ama diğer taraftakiler daha böyle gariban vaziyette onlara sahip çıkmak gerekir demiştim. Beni nefsini kurtarmayı düşünen hodgan bir adam mı zannediyorlar? Ben cemiyetin imanını kurtarmak yolunda dünyamı da feda ettim, ahiretimi de. 80 küsur senelik bütün hayatımda dünya zevki namına bir şey bilmiyorum. Bütün ömrüm harp meydanlarında, esaret zindanlarında yahut memleket hapishanelerinde, memleket mahkemelerinde geçti. Tolstoy demiş ki, kendisi Çarlık Rusyası döneminde yaşayan Rus yazarlardan birisi. Herhalde o günün toplumunda da Çarlığın baya bir baskısı var. Tolstoy şöyle söylemiş, bir üniversite öğrencisi eğer hapishaneye girmemişse diplomayı hak etmemiş demektir. Yani zaman da gerek Osmanlı döneminde medrese Yusufi olarak görmüş, gerekse Cumhuriyet döneminde işte Eskişehir, Denizli, Afyon gibi üç ayrı vilayette, üç ayrı zamanda yargılanmış. İçeride de bir miktar kalmış. Ve bu 1952'de gençlik rehberinin mahkemesi dolayısıyla gerçekleşiyor. İçeride değil, dıştan mahkeme. Gençlik rehberi evvelinde Osmanlıca olarak e, elle yazılmış ve bayağı e, çoğaltılmış. Ama o günün şartlarında Latin harfleriyle yani şimdi kullandığımız harflerle de gençlik rehberi basılıyor. İşte e, dini hareketlerden, dini hizmetlerden rahatsızlık duyanlar vay bu bir irticadır gibisinden mahkemeye veriyorlar. E, 1952'de yani vefatına 8 yıl kaldığına göre yani neredeyse 80 yaşına yakın yani 80 yaş civarında 80 yaşında mahkemede eserinin müdafasını yapıyor. 80 küsur senelik bütün hayatımda dünya zevki namına bir şey bilmiyorum. Bütün ömrüm harp meydanlarında, esaret zindanlarında yahut memleket hapishanelerinde, memleket mahkemelerinde geçtim. Osmanlı zamanında da e, e, işte 31 Mart vakası dolayısıyla normalde yatıştırıcı olduğu halde sanki karıştırıcıymış gibi mahkemeye sevk edilmiş. Ve burada bu İstanbul Üniversitesi var ya o zaman genel kurulmaymış orası. Mahkeme orada kurulmuş ve e, idam falan da mahkemeden karar olarak epey çıkmış. Bediüzzaman zamanda idamla yargılanıyor ve beraat ediyor. Yani o zaman da Osmanlı zamanında da mahkeme görmüş. Cumhuriyet döneminde de e, 4-5 mahkeme görüyor. Ve hapishaneye girdiğinde hapishaneye medrese Yusufiye namını veriyor. Başka bir zat bunu kullandı mı bilemiyorum. Benim okuduğum kitaplarda başka kitaplarda bunu görmedim. Medrese-i Yusufiye çok dikkat çekici bir ifade. Yani Hz. Yusuf masum olarak hapse girer. Bir peygamber haşa hatası, hatası olup da hapse girecek değil. İftirayla hapse girmiş. Ama orada hapishanede orada zindan arkadaşları var. O zindan arkadaşlarına Allah'ın dinini anlatıyor. Ve de da gerek Eskişehir'de, gerek Denizli'de, gerek Afyon'da Nice azılı böyle mahkumun kimi müebbet hapse mahkum, kimi 24 yıla mahkum gibi nice ağır ceza almış mahkumun böyle imanlarının kurtulmasına vesile olmuş. Hatta Meyve Risalesi gibi bir risale hapishane şartlarında yazılmış. Veya 30. Lema Esma-i Sitte Risalesi yine hapishanede yazılmış ve hapishaneyi değerlendirirken bu defa yine böyle bir medrese, yusufiye'ye geldik diyor. Acaba hizmetimize faydası nedir diye düşündüm diyor. Yani hani zalimler şöyle yaptılar, böyle ettiler o tarz ifadeler kullanmıyor. Hizmetimize faydası nedir? İşte e, bunun bir propaganda hükmünde olduğunu ve nice kimselerin okumasına vesile olduğunu nazara veriyor. Divanı harplerde bir cani gibi muamele gördüm. Bir serseri gibi memleket memleket sürgüne yollandım. Memleket zindanlarında aylarca ihtilattan men edildim. Buna tecrit diyorlar. Yani tek başına kodese konulmak tarzında. Yani bir koğuş tarzında var. Koğuşta 10 kişi 20 kişi belki beraber kalıyor. Orada en azından birbirleriyle sohbet ederler falan ama tek başına kimseyle görüştürülmüyor. Aylarca bu tarz kaldığı da olmuş. Memleket zindanlarında aylarca ihtilattan men edildim. Defalarca zehirlendim. Türlü türlü hakaretlere maruz kaldım. Hatta mahkemede bunu söylüyor. Beni defalarca zehirlediler diye. Hakim veya savcı Yok öyle bir şey, öyle bir şey söz konusu olamaz diye itiraz etmiş. Ee, zehirler vücudunda bir yerde birikiyormuş ve bu e, memesinin o taraftan bir yerde şişkinlik yapacak şekilde demiş ki işte hakimse paraza, hakim bey cesaretiniz varsa ben de birikmiş olanlar var buradan çektirin kendinize bir deneyin diye öyle söylüyor. Hakim diyecek bir şey bulamamış. Yani öldürmeyen Allah öldürmez deniliyor ya. Yani normal şartlarda ölüme götürecek tarzda zehirlenmeleri var ama Allah muhafaza etmiş. Zaman oldu ki hayattan bin defa ziyade ölümü tercih ettim. Eğer dinim intihardan beni men etmeseydi belki bugün Said topraklar altında çürümüş gitmiştim. Benim fıtratım zillet ve hakarete tahammül etmez. İzzet ve şehameti İslamiye beni bu halde bulunmaktan şiddetle men eder. Böyle bir vaziyete düşünce karşımda kim olursa olsun isterse en zalim bir cebbar, en hunhar bir düşman kumandanı olsa tezelül etmem. Zulmünü, hunharlığını onun suratına çarparım. Beni zindana atar yahut idam sehpasına götürür. Hiç ehemmiyeti yoktur. Nitekim öyle oldu. Bunların hepsini gördüm. Birkaç dakika daha o hunhar kumandanın kalbi, vicdanı zulümkarlığa dayanabilseydi, Said bugün asılmış ve masumlar zümresine iltihak etmiş olacaktı. İleride bunları film olarak da görürüz inşallah. Yani Türkiye bazı alanlarda işte Diriliş Ertuğrul gibi, Abdülhamit gibi Payitaht güzel dizilerde yaptı. TRT aracılığıyla Üstadın hayatını gerek risalelerden, gerek son şahitlerden, gerek Badıllı abi'nin mufassal Tarihçi diye yazdığı şeyden yine Ömer Özcan abimizin "Abiler anlatıyor" diye hatıralarından bu gibi yerlerden bayağı yakından bilmekteyiz. Destansı bir hayat. Bugün bazı olaylara zaten okuduğumuz yerde de atıfta bulundu. ya yani Burada en son atıfta bulunduğu Rusya'daki kumandanın dayısı olan komutanın idam hükmünü vermesi. Ayağa kalkmadı diye idam hükmü verilmiş. Ama orada iki rekat namaz kılıyor. O anda neler oluyorsa Komandanın iç dünyasında bir yumuşama oluyor ve beni affedin diye dindarlığınızdan böyle yapmışsınız, ben yanlış anladım deyip e, özür diliyor. Yani orada Bediüzzaman'ın hayatı noktalanabilirdi. 1916 falan bu, 1916-1917. E, yani Bolşevik ihtilali evveli. Daha Lenin'in ihtilali olmazdan önceki dönem öyle bir dönemde zulmen idam edilmiş olur. Şehit olarak diğer aleme giderdi. Ama demek takdir-i ilahi bu eserler yazılacak. Ve bu eserlerle milyonlarca insan imanını kuvvetlendirecek. Milyarlarca insan bu kitaplardan istifade edecek. o yönde Cenab-ı Hak hayatına böyle bir gidişat nasip etmiş. İşte benim bütün hayatım böyle zahmet ve meşakkatle, felaket ve musibetle geçti. Cemiyetin imanı, saadet ve selameti yolunda nefsimi, dünyamı feda ettim, helal olsun. Onlara beddua bile etmiyorum. Bunu Emir layıkasında bazı mektuplarında da yine ifade ediyor. Yani kendisini mahkeme mahkeme, memleket memleket böyle tabirca caizse süründürenlere bile hakkını helal ettiğini ifade ediyor. Ben Şerafettin Kartal abimizden dinlemiştim. Rahya'daki. Yıllar evvelinde. Böyle e, ders yapılan bir yerde orası okunmuş. Hakkımı helal ettim diye o ifadeler okunduğunda cemaatten oradakilerden yaşlı birisi demek öyle ha Demek öyle ha. Demek hakkını bize de helal etmiş diye ders esnasında böyle yüksek sesle bir şeyler söylüyor. Ders bittikten sonra da şunu anlatmış. Demiş ki Afyon'da Bediüzzaman'a zamana zehir şırınga edildi. Görevlilerden biri bendim demiş. Ve ya biz görev olarak yaptık demiş. Resmi makamlardan 1947 yılı falan. Resmi makamlardan herhalde o şekilde e, talimat geliyor. Yani işi bilenlerden biri o, e, görevlilerden birisi oymuş. Sonra aklı başına gelmiş derken, tabi bu dediğimiz belki 70'li yılların bir hatırası. Ve 70'li yıllarda o zat bayağı yaşlı vaziyette. Gün gelmiş kendisi zehirlemek istedikleri zatın eserlerinin sohbetine katılıyor. Ve orada hakkım onlara da helal ettim ifadesini duyunca yani adam baya böyle bir etkilenmiş ve baya böyle bir rahatlamış. Evet onlara beddua bile etmiyorum. Çünkü bu sayede Risale-i Nur hiç olmazsa birkaç yüz bin yahut birkaç milyon kişinin adedini de bilmiyorum ya öyle diyorlar. Afyon savcısı 500 bin demişti. Belki daha ziyade imanını kurtarmaya vesile oldu. E, mektubatta bir yerde geçiyor. Orada soru cevap tarzında. İşte muhatapları demişler ki aleyhinde olanlar, Said 50 bin nefer kuvvetindedir. Bunun için serbest bırakmıyoruz. E, üstad buna cevap verirken, e, diyor şahsım itibariyle herhangi bir asker bile benim odamın kapısının önüne gelir, odadan çıkmayacaksın der. Beni odaya mahkum eder. Bir askere bile benim gücüm yetmez. Ama mesleğim itibariyle 50 bin değil 50 milyon e, kuvvetindeyim diyor. Yani kuvvetinin de farkında. Ta bu kuvvet hakikatlerden geliyor. Hakikatin kuvveti. Yani şöyle örnek vereyim. Ya diyelim bu akıllı telefonlar çıkmazdan önce diğer başka telefonlar malum vardı. Derken bunlar çıktı. Bunlar daha cazip oldu. Daha böyle pratik oldu. Nice işler bunlarla yapılabiliyor. Piyasayı bunlar bu şekilde kapmış oldu. Yani neden? Teknolojik olarak üstün. Diğerinde olmayan özellikler var. Hakikatler de bunun gibi. Yani eğer siz çok kuvvetli bir eser meydana getirmişseniz... ...gün gelir o hakikatler başkaları tarafından fark edilir... ...ve insanlar o hakikatlerden istifade ederler. Mesela Cemil Meriç hayatındayken geniş kitleler tarafından bilinen biri değil. Dar çevrede biliniyor. E, sosyolojide hakikaten deha seviyesinde bir insan ve çok güzel fikirleri var. Çok kuvvetli ifadeleri var. Ama hayattayken o kadar da bilinen biri değil. Ancak eserleri güçlü. Eserleri kuvvetli ve günümüzde Sosyoloji eğitimi alan, ilahiyat eğitimi alan, felsefe eğitimi alanlar mutlaka Cemil Meriç'in adını duyar ve bazı kitaplarına da muhatap olur. Neden? Adam sıra dışı. Ve adam hakikaten çok harika tespitlerde bulunmuş. Hakikatler fark edilir. Kalite fark edilir. Bu manada da Bediüzzaman zaman bu hakikatlerin Kur'an hakikatleri olduğunu zaten söylüyor. Said yoktur. Said'in kuvvet ve kudreti de yoktur. Konuşan yalnız hakikattır. Hakikati Kur'aniyedir diyor. Dert benimdir. Deva Kur'an'ındır diyor. Ve Kur'an'da Allah'ın kelamı. Dolayısıyla bu hakikatler kuvvetli mi? Evet kuvvetli. Ve bu hakikatleri okuyanlar başka fikir mensuplarıyla bir münazara ortamı olduğunda çok rahatlıkla Onları ikna edebiliyorlar veya ikna olmazlarsa bile onları ilzam edebiliyorlar. Sonra ben cemiyetin iman selameti yolunda ahiretimi de feda ettim. Gözümde ne cennet sevdası var ne cehennem korkusu. Ahiretimi de feda ettim derken, yani şu manada herhalde devamındaki cümle bunu açıklıyor zaten gözümde ne cennet sevdası var ne cehennem korkusu. Ya kadınlardan da böyle veli olanlar çıkmış. Rabiatul Adeviye bunların en meşhurlarından. Rabiatul Adeviye diyor ki, Ya Rabbim, eğer cehenneminden korunmak için sana ibadet ediyorsam beni cehennemine al. Eğer cenneti kazanayım diye ibadet ediyorsam beni cennetinden mahrum bırak. Ama Sadece senin rızan için ibadet ediyorsam beni rızana nail eyle diye çok harika bir şekilde ifade etmiş. Yani Dolayısıyla böyle büyük zatlar gözünde ne cennet sevdası ne cehennem korkusu olmayan kimseler. Yani yaptığı ibadeti cenneti kazanayım diye yapmıyor. Veya diyelim günahlardan kaçınırken cehennemden korkusundan dolayı değil. Allah'ın azametinden dolayı, Allah'a karşı gelmiş olmanın mahcubiyetinden dolayı günahtan uzak kalıyor. Cemiyetin 25 milyon Türk cemiyetinin imanı namına bir Sait değil, bin Sait feda olsun. Bu 1952 yılının bir yazısı 1952 yılında demek Türkiye 25 milyon civarında şu an 85'i buldu. Yüze doğru gidiyoruz. Kur'anımız yeryüzünde cemaatsiz kalırsa cenneti de istemem. Orası da bana zindan olur. Milletimizin imanını selamette görürsem cehennemin alevleri içinde yanmaya razıyım. Çünkü vücudum yanarken gönlüm gül gülistan olur. Gerçekten çok müthiş ifadeler. Ya ben bunu defalarca çocukluğumdan beri okuyan birisiyim. Ya her okuyuşta insana heyecan veren e, cümleler var. Tabi bunlar sadece zamanın iç dünyasının terennümatı kabilinden görülmemeli. Özdeşleşmek diye bir şey var ya, bunlar bize de yansımalı. Yani dava ruhu noktasında e, bunları hissedebilmeliyiz. Yani geldik gidiyoruz dünya geçici bir şey. İçimizde yaş benden daha yaşlı olanlar da vardır. Dünya dünya bir gündür o da bugündür derler. Yani yarın henüz gelmemiş. Kimin çıkacağı belli değil. Dün zaten elimizden çıkmış. Şu anı yaşamaktayız. Yaşlılarla alakalı diyorlar ya bir ayağı çukurda. Aslında herkesin bir ayağı çukurda Yeni dünyaya gelen bebek de ölüme yakın. Böyle olunca e, ya yani dünyada güzel şeyler yapıp gitmek lazım. E, baki kalan bu kubbede bir hoş sada denilir ya, bir hoş sada bırakmak. Hepimiz bunu yapabilecek imkanlara sahibiz. Mesela 1976 yılında ben dershaneye gidip gelmeye başladığım sıralar öyle bir heyecan veriyordu ki bize abiler diyorlardı arkadaşlarınızı da buraya davet edin onlar da gelsinler. Ve biz ne yapıp edip arkadaşlarımızı da bir şekilde oraya getirmeye çalışıyorduk. Erzurum'a gittik sonra üniversiteye. Kırkıncı hocamız şöyle demişti. Sizler dedi buraya Risale-i anlamaya geldiniz. Bu arada birer de diploma alacaksınız. Fakülte diploması. Ve sınıflarınızdaki bütün talebeler böyle bir hizmetin varlığını bilmeli. Gelip buralardan istifade etmeli diye söylemişti. Cenab-ı Hak bu manaları hissetmeyi, yaşamayı Cenab-ı Hak hepimize nasip-i müyesser eylesin. Lillahi'l-Fatiha.